Hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Sorumuz ki bağlacı ve ki ile e ilgili fiilden sonra gelen tüm ki'ler her zaman ayrı yazılır. Başlamıştı ki ayrı. Dedi fiil hocam dediden sonraki ne olacak ayrı yazılacak. Burası da doğru. Halbuki istisnadır. İstisna sözcükler son bahçemi şeklinde kodluyoruz biliyorsun. Bu şıkkı da eledik. Geldik şimdi isimlere gelen ki ekine. Arkasındaki buna bir ekliyorsun. Eğer ler ekini ekleyebiliyorsan buradaki ki bitişiktir. Cümleyi okumuyorsun dikkat et. Arkasındakiler diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun. Buradaki ki o zaman bitişik olacak. Her zaman kiler diyebiliyor musun? Evet her zaman kiler de diyebildin. Dolayısıyla buradaki kinin de bitişik olması gerekirken adam ayrı yazmış. denizli işaretle korkma. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır diye sormuş. Yazım yanlışı bulurken ayrı yazılması gereken D bağlacımıza ve Ki bağlacımıza bakmayı, kontrol etmeyi unutma. Lütfen Bursa şıkkına gel beraber bakalım. Benim düşünceme göre öğretmenlik ne atamayla başlar ne de istifa ile noktalanır. Buradaki D'nin ayrı yazılması gerekir, bağlaştır. Sen bunu kendin nasıl anlayabiliyorsun? Şöyle anlıyorsun. D'yi cümleden atıyorsun, Cümlede herhangi bir daralma olmuyor. Benim düşünceme göre öğretmenlik ne atamayla başlar ne istifayla noktalanır. Cümlede anlam bozulmuyorsa bu bağlaştır, ayrı yazılmalıdır diyorsun. Her zaman işe yaramaz ama böyle çözmeye alıştıysan böyle çözmeye devam edebilirsin. Kontrol etmeyi unutma. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş. Ağustos'un ikinci haftasında derken Ağustos'u büyük yazabilir miyim? Hayır yazamazsın kardeşim. Ağustos'un gününü söylemek zorundasın. Hangi Ağustos? 15 Ağustos mu? Ya da hangi yıla ait Ağustos? 1950 Ağustos mu? Gün ya da yıl vermeden ayları ya da günleri birleşik yazamazsın. Unutma. Hangisinin yazımı yanlıştır demiş özellikle yabancı dilden geçen sözcüklerle ilgili ÖSYM e maalesef ki soru soruyor. Ben olsam sormam bana ne yabancı dil. Egzoz, inisiyatif, orijinal, poğaça, önsezi hangisi yanlıştır? Orijinalin ortasında bir tane i vardır. Aman unutma dikkat et şu sözcükleri de aklından çıkarma. Bu parçada numaralı sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yazım yanlışını kafana göre çözemezsin. Mantık yürüterek çözemezsin. Kural bilmek zorundasın. Defalarca bundan önceki sorularda anlattım sana. Eylül sözcüğünü yani ay ve günatlarını yanında tarih olmadan büyük yazamazsın. Büyük yazamadığın gibi özel isim gibi de davranamazsın. Evet hocam cümle başı olduğu için büyük yazdım. Kabul ediyorum ama kesme işaretiyle ayıramazsın. Kesme işaretiyle ayırdığın an. Özel isimmiş gibi davranırsın. 15 Eylül derse o zaman büyük yazıp kesme işareti koyabilirsin. Burada kesme işareti koyamazsın. Adana'yı işaretler geçersin. Şunlara bakmazsın bile. Hangisinde kesme şartının kullanımıyla ilgili yanlışlık vardır diye soruyor. Şu üç şıkkı sen kendin halledebilirsin ama Denizli ve Edirne'ye dikkat. Biliyorsun halk edebiyatında halk şiirinde hece sayısını dengelemek için, eşitlemek için bu şekilde bir kullanım söz konusu unutma. Ahmetlerin evi, Ahmet özel isim deyip burayı kesinlikle ayırmıyorsun. Lerek'i yapım ekiymiş gibi düşünüyorsun ve bitişik yazıyorsun. Klasik bir noktalama sorusu. Bize üç güzel hikaye anlatıyor dediğine göre üç güzel hikayeyi de şurada söyleyecekse buraya koyman gereken iki nokta noktalı virgül değil. Dolayısıyla 2 şıkka düştü bile sorun. Bana üç güzel hikaye deyip burada 3 tanesini saydığı, sayı belli olduğu için buraya nokta koyacağım. 3 nokta değil. Ceyhan'ı işaretleyeceksin. Burası zaten virgül. thank <music> you